Akif Peki, Karar Gazetesi. Meğer tek başlılık çok mu iyiymiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimi ateşli muhalifleri aynı fikirde. Altı kaptan gemiyi batırır, bir kaptan şahane yüzdürürmüş. Erdoğan'ın çift başlılığı ortadan kaldırıp Bahçeli ve diğer ortaklarla tek başlı sisteme geçmesi fıstık gibi olmuş demek. Kişi hükümeti yani tek adam yönetimi bazı muhaliflerin de gözüne güzel görünmeye başladı birden. tıkı tıkır işliyormuş. Böyle güçlü, istikrar getiren, bulunmaz bir sistem varken istikrarsız ve kaotik bir çoklu yönetim vaadiyle seçim mi kazanılır? Milletin kafasını bulandırmaktan başka bir şey değilmiş. Altı uyumsuz parti tutturmuşlar bir altılı masa. Ortak aday çıkaracaklarmış da, ortak akılla birlikte yöneteceklermiş de, iktidarı sorumluluk ve yetkileriyle paylaşacaklarmış da. Öyle ya, tek aklın, tek başlı yönetimin nesi eksik? Cumhurbaşkanı değil de kayyum mu seçecekler? Kendilerine kukla, baston koltuğu mu istiyorlar? CHP ile İyi Parti oylarına bakmadan eşit söz hakkı bekleyenlere katlanmak, boylarından büyük laf edenleri taşımak zorunda değilmiş. Ufukta güya kara göründü ya, kimi muhalifler bu ortaklık masasını beğenmemeye, gereksiz bulmaya, dudak bükmeye soyundu. Her kafadan ayrı bir ses. Neymiş bu altılı masa kakofonisi? Onun kaprisini, bunun kahrını, öbürünün bagajını ne çekecekmişsin? Küçük büyük demeden uzlaşma mecburiyeti mi? Bir gemide altı kaptan mı olurmuş? Bu ne saçmalıkmış? CHP ile İyi Parti için ayak bağına dönmüş diğerleri ama haberleri yokmuş. Yol yakınken kurtulmaları şartmış. AK Parti ve MHP ile BBP, Perinçey'in partisi gibi diğer iktidar ortakları da aynen bunu diyor işte. Kimi hızlı karşıtlarıyla Erdoğan birbirlerini anlamaya ve hak vermeye başladı desenize. Davutoğlu'nun kafaları karıştırmasına kızmak, eleştirmek, tepki koymak başka. Onun üstünden altılı masaya çok başlı diye karşı çıkmak başka. Sorunu gemide değil kaptanlarda arayanlar eğri gemiyle doğru sefere çıkılabileceğini sanıyor. Tek başlılığı değil kimin başta olduğunu dert edenleri tutmamak lazım. Çok başlılık kötü, tek başlılık iyi ise adres belli. Aman ha, yanlış masaya gitmesin oyları. Paşaları Kılıçdaroğlu'nu alkışlasaydı. Başbakan Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na şöyle fırça çekmişti. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde konuyla ilgili değil, tümüyle baştan aşağı bir siyasi konuşma yapmak suretiyle Orada kendine göre bir tatmin, ya çıkar cübbenim sen de birilerinin yaptığı gibi siyaseti çok seviyorsan çık bu siyaset meydanına. Devletin üst icali, cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı herkes orada, yargı orada. Bir kısımda şakşakçılar var malum, onlar da alkışlıyor. AK Partililere soruyorum, bir gün Kılıçdaroğlu da bir ikinci baro başkanını böyle kalaylarsa yine ciğerlerinin yağı erir miydi? Bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki afedersiniz, restoranlarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor sözlerini Erdoğan törende Kılıçdaroğlu'na söyledi. Genelkurmay Başkanıyla Kara Kuvvetleri Komutanı da alkışladı. Ya Rusya, Suud, Katar, İsrail ve Ermenilerden bir gayretle affedersiniz ekonomik yardım dileniyor diye Erdoğan'ı yerse komutanlar da alkışlasaydı o generalleri yine savunurlar mıydı? Yahut siyasete çok hevesli ve meraklıysanız üniformalarınızı çıkarın diyen hala Erdoğan olsaydı yine de rahatsız olurlar mıydı? Bu soruları daha 6 Şubat 2016'da referanduma gitmeden bir yıl önce hürriyette sormuştum aslında. Türk tipi başkanlık modelinde Erdoğan'ın değil de bir başkasının o koltukta oturduğunu hayal edin yine ister misiniz diye. Senaryolaştırmıştım da şöyleydi. Partinin de devletin de hükümetin de başı aynı kişi diyelim ve bu kader Cumhurbaşkanı Erdoğan değil bir başkası. Seçime gidiliyor ve sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bir gün Beştepe'de MGK'yı topluyor. Ertesi gün Beştepe'de kabineye başkanlık yapıyor. Sonraki günde CHP Genel Merkezi'nde parti meclisi toplantısını yönetiyor. Bütün makamlar onda birleşiyor. Aynı anda hem devlet başkanı hem hükümet başkanı hem de parti genel başkanı. Yeni sistemin kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler uyumuna dayandığını da farz edin üstüne partili Cumhurbaşkanı, devlet, hükümet ve partinin yanı sıra yargının da başı haline geliyor ve meclisi de kontrol ediyor. Partili polis, partili yargı, partili ordu, partili memur, kısacası parti devleti. Sizin partinizden değilse yine destekler miydiniz? Önümüzdeki seçimde bu senaryonun gerçekleşmesi, yetkilerin CHP'li bir başkana geçme ihtimali belirdi işte. Bir gün illaki olacaktı. O gün belki de geldi. Hala aynı fikirde misiniz? Sistem çok mu süper oldu şimdi? Yoksa sizin için sorun tek adamın yönetmesi değil de kimin yönettiği mi? Sistemi değil yöneteni değiştirmek isteyen kimi muhalifler gibi misiniz yani? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.